Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide dalı nasıl budanır ve orkide dalı ne zaman budanması gerekiyor? Bununla ilgili önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Orkide dalının üzerinde çiçek varken budanır mı? Bu da yine çok merak edilen bir soru. Eğer orkide dalının üzerindeki çiçeklerin büyük çoğunluğu döküldüyse ve orkidenin en uç kısmında belirgin bir tomurcuk yoksa orkide dalını çok geç olmadan budamak gerekiyor. Çünkü orkide dalı geç budanırsa ister istemez dalda sararma olabilir. Ya da orkide dalı zamanında budanmadığı için yeni çiçek dalı çıkarması, boğumlardan yeni çiçek dalı çıkarması gecikir. Eğer hızlı bir şekilde orkidelerin boğumlarından çiçek dalı elde etmek istiyorsanız hemen geciktirmeden budama yapın. Orkidede budama yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli püf nokta boğumları kesinlikle boşuna kesmemek. Her bir yeşil boğum bizim için yeni bir çiçek dalı demek. Bakın bu dalı görüyorsunuz, daha önce budamıştım ve üzerinde yeşil boğumları bıraktım. Hemen diğer dalda da bakın yakından gösteriyorum, boş boğumlar var, yani dökülen çiçekler var. Evet, ilk dökülen bakın çiçek boğumu, yani boş olan boğum ile hemen altındaki dolu boğum arasından keseceğim. Bu boğumdan zaten yan dala giden yeşil boğumlar var. Yani dolu boğum ile yeşil boğum üzerinden hemen kesiyoruz. Evet, makas ile kestim. Özellikle keskin bir makas ya da bıçak ile kesebilirsiniz. Bakın bu kesmiş olduğumuz çiçek dalı. Keserken kesinlikle dalı ezmemeye dikkat edin. Çünkü ezilirse ister istemez çiçek dalı çıkması zorlaşır. Evet, bakın boş boğumları görüyorsunuz. Üzerinde herhangi bir yeşil boğum yok. Tamamıyla boş olan, yani çiçeklere dökülen dalı budamış olduk. Bu işlem sayesinde orkidemiz yeni çiçek dalı çıkaracak. Bakın kesilen yeri de görüyorsunuz. Özellikle budama yaparken en alt boğumlardan kesmiyoruz. Çünkü genelde üst boğumlardan çiçek dalı çıkar. Eğer kesersek çiçek dalı çıkarma ihtimalini de yok etmiş oluruz. Evet, yaprakları da bakın gayet sağlıklı ve yeni bir yaprak çıkarıyor. Şu anda 5 tane yaprağı var ve aynı zamanda sağlıklı kökleri var. Tabii ki orkidenin yeni çiçek dalı çıkarması, sağlıklı kök ve yaprakların olması da önemli. Özellikle orkidelerinizi budama yaptıktan sonra bol ışık alan bir yere koyup, benim yaptığım gibi bir su püskürtme kabına su koyarak bu şekilde günde bir kere sadece boğum yerlerini su püskürtebilirsiniz. Çok fazla su sıkmanıza gerek yok. Sadece burada önemli olan nemlendirmek ve bakın görüyorsunuz bu yeşil boğumlar yavaş yavaş kabarmaya başlamış ve buraların nemli kalıp daha hızlı çiçek dalı çıkarabilmesi için benim yaptığım gibi günde bir kere sadece su püskürtebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken, orkideleriniz eğer çiçekliyken kesinlikle çiçeklerine su püskürtmeyin. Bu yanlış bir yöntem olur. Çünkü orkide çiçeklerine eğer su püskürtürseniz çiçeklerde lekeler oluşur. Sadece boğum yerlerine, bakın hemen altındaki sadece yeşil boğum yerine sıkıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Evet, aradan 3 ay geçti ve orkidemin son halini sizlerle paylaşıyorum. Bakın kökleri, yaprakları gayet canlı. Gördüğünüz üzere küçük olan yaprak bakın büyüdü. Hemen sağ taraftaki yaprak ve bu yeni çıkan bir yaprak. Aradan 3 ay sonra geçti ve yaprakları gayet canlı, sağlıklı. Bakın küçük olan yaprak da gayet sağlıklı ve köklerde gördüğünüz üzere aynen sağlıklı. Orkidenin çiçek çıkarması için bu kesinlikle önemli bir nokta. Köklerin ve
yaprakların sağlıklı olması. Hemen sizlere bakın orkidemin çiçek derini de gösteriyorum. Gördüğünüz üzere orkidem bol çiçeklendi. Daha önce kestiğimizde çiçek sayısı çok azdı. Hem yan daldan çiçek dalı çıkardı hem de ana bir dal çıkararak oradan da çiçek dalı çıkardı. Bakın bu kesmiş olduğum budadığım yer ve yan daldan büyük bir çiçek dalı çıkardı. Size yakından göstermek için hemen açıyorum. Evet, gördüğünüz üzere orkidem gayet güzel çiçeklenmiş oldu. Bakın bu yan dal çiçek dalı ve yan dal çiçek dalı gördüğünüz üzere gayet bol çiçekli. Sizler budama yaptığınız zaman orkideleriniz yan daldan da ana dal kadar bol çiçekli çiçek çıkarabiliyorlar. Bakın budadığım yeri görüyorsunuz. Bu daha önce budamış olduğum yerdi. Bakın birinci budadığım yer. Ve ikinci budadığım yerden sonra da bir dal çıkarmış oldu. Bu yüzden kesinlikle orkidelerinizi budama yaparken boğumları boşa kesmeyin. Her bir boğum bizim için çok önemli. Ve bir ana dal daha çiçek dalı çıkardı. Bu yan dal, yan daldaki çiçeklenme ile çıkarmış oldu. Bakın genelde bu dipten çıkan yani yeni bir daldan oluşan çiçek dalı. Ve bundaki çiçeklenmeyi de size özellikle göstermek istiyorum. Arasındaki farkı siz de yakından görmüş olursunuz. Bakın 3 tane çiçeği var. Yani ana daldan çıkan bir çiçek dalı ile aslında yan daldan çıkan çiçek dalı arasında çok fark yok. Fakat yan dallardan çıkan çiçek dalı gördüğünüz üzere ana dala göre çok daha çiçek sayısı fazla. Bu da bize orkidelerde doğru budama ve zamanında budamanın aslında çiçeklenmesi için önemli olduğunu gösteriyor. Orkidelerinizin çiçek sayısının fazla olmasını istiyorsanız ve özellikle bol bol çiçeklenmesini istiyorsanız mutlaka budamayı zamanında yapın ve mutlaka orkidenizi bol ışık alan pencereye yakın bir yere koyun. Özellikle şu anda sonbahar ayında olduğumuz için geçici süreliğini, kısa süreliğini güneş alan, direkt güneş alan bir sabah güneşi ya da ikindi güneşini alan bir pencereye koyarsanız eğer orkidelerinizin çiçeklenme sayısı artacaktır. Umarım bu anlattığım bütün bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.